Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersul aşiru min kitabin fadail. 10. Bugün Kitab-ül Fadail'in 10. dersini okuyoruz. Riyad-ı Salihin'in Kitab-ül Fadail'in 10. dersini okuyoruz. Riyad-ı Salihin'in de 189. babını okuyoruz. Bu bab da babun fi fadlil meşyi ile mesacidi. Meşya yemşi meşyun. Yani camilere, namaza gitmenin, yürümenin faziletiyle ilgilisin ki babul meşyi değil mi? Yoksa babu fadlil meşyi, fa yoksun ki. Fadli var. Fa var mı üzerine? Bilmiyorum. Yani yok değil mi? Ha, olabilir. Riyad-ı Salih'in 1051. hadisinden itibaren okuyoruz. An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men gada ilel mescidi. Kim sabah vaktinde camiye giderse. Öyle değil mi? Kim ne? Gada öğlen namazından, zavaldan önceki seyre denilir. Kim camiye sabah giderse. Ev rahe yahut rahe yani öğleden sonra, zavaldan sonra camiye giderse. Öğleye kadar gada denilir, öğleden sonra rahe denilir. E'addallahu lehu fil cenneti. Allahu zülcelal cennete ona hazırlar nüzülen. Ona nüzülü hazırlar. Nüzül, misafirlere hazırlanan yemeği denilir. Burada da Yüce Allah cennete o kullarına bir ikrami hazırlıyor. Ne zaman? Kullama gada evrahe. Ne zaman sabah veya akşam camiye giderse Yüce Allah onun karşılığında cennete ona nüzülü hazırlar. Yani ikrami ne yapar? İkrami hazırlar. Oldu. An Ebi Hüreyre radıyallahu anhu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal men gada ile mescidi ev rahe e'addallahu lehu fil cenneti nüzulen kullema gada ev rahe. Ne kadar sabah veya akşam camiye giderse ne olur? Yüce Allah ona bir nüzulu hazırlar. Cennette bir ikramı ne yapar? Hazırlar. Nüzul bidametin ve huma yuheyye'u lildayfi min kerametin inda kudumihi. Odur. Yani bir misafir gelince ona ikram edilen, hazırlanan yemeğe denilir. Muttefakun aleyhi. 1052. hadis. Ve anhu radiyallahu anhu enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Nebi demiş. Men tetahhere fi beytihi. Kim kendi evinde temizlenirse, banyosunu yaparsa. Bildiniz değil mi? Kim ne ederse, temizlenirse. O temizlenmek normal temizlik olur, abdest almak olur, gusül almak olur, su yoksa teyemmüm almak olur. Yani kim evinde kendini temizlerse, ha boy abdestini alırsa, ha abdest alırsa, ha teyemmüm alırsa. Sümmen meda ila beytin min buyutillahi, Allah'ın evlerinden bir eve giderse, Allah'ın camilerinden herhangi bir camiye giderse. Niye? Liyakdiye farideten min faraidillahi. Allah'ın faraidlerinden bir farideyi kada etmek için, yerine getirmek için. Yani Allah'ın farz kıldığı namazlardan bir namazı eda etmek için. Mustafa anlıyorsun. O zaman ne olur? Kanet hutuvatuhum. O adamın adımları olur. İhdaha onun adımları olur. Ne olur? İhdaha tahuttu hatiyeten. Her bir adımın bir hatayı ne eder? Siler. Her bir adımın bir günahı siler. Bak. Bir adımı ne ediyor? Günahı siliyor. Ve nuhra. Diğer ikinci adım
terfa'u derecede, bir dereceye yükseliyor. Bir adım bir günah siliyor, ikinci adım bir dereceye yükseltiyor. Bir adım bir günah siliyor, ikinci adım bir derece ne ediyor? Siliyor. Oldu. Demek ki ihdâhumâ tahuttu hatiyeten ve ukra terfa'u derecede. Adımın biri bir günahı siliyor, bir hatiyeyi siliyor. Diğer adım bir derece ne ediyor? Yükseltiyor. Bakın ne kadar büyük bir ticaret. Ve anhu radiyallahu anhu ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men tattahere fi beytihi. Tekrar ediyorum. Evinde temizlenirsen, banyo, abdest, teyemmüm ise alırsan. Sümme madda ila beyti min buyutillahi. Allah'ın evlerinden herhangi bir beyte ne ederse, bir camiye gidersen. Niye liyak diye feridet min feraidillahi. Allah'ın farz kılmış namazlardan bir ferideyi eda etmek için. Öyle değil mi? Bu namaz olur, namazın başkası da olur. Ama burada murat namazdır. Kanet hutuvatu, o adamın hutuvatları, adımları oluyorlar. Ne oluyorlar? İhdaha tahuttu hatiyeten, biri hatayı siliyor. Ve lukha, diğer adım terfav dereceden. Böyle devam ediyor. Revahu muslimun. 1053. hadise geçiyoruz. Ve an Ubey ibni Ka'bin radiyallahu anhu. Ubey bin Ka'b'den rivayet edilmiş. Kal Ubey demiş. Ne demiş? Ubey ibn Ka'b ne demiş? Kale demiş. Kâne racülün minel ensar. Ensarilerden bir adam. La a'lemu aheden eb'aden minel mescid minhu. Yani mescitten ondan daha uzak kimseyi bilmiyorum. Medine'nin Cami'nin Mescid-i Nebevi'den evi en uzak olan kişiydi. La a'lemu, ben bilmiyorum aheden bir kişi eb'ade daha uzak olsun minel mescidi, mescitten minhu. Yani ondan, mescitten daha uzak olan kimse yoktu. O adam, böyle bir adam vardı. Ama ve kânet la tuhtî'uhu salâtun. Hiçbir namaz onu ihtâ etmezdi. Yani onu geçmezdi. Ne demek hiçbir namaz onu geçmezdi? Beş vakit namazını mescidde kılardı. Fakîle lehu, ona denildi ki levuş tereyte himaren. Keşke sen kendine bir himar, bir merkep alsaydın. Terkebuhu fizzulu zalmai. Karanlıklarda ona binseydi. Bu Efendimizin vefatından sonradır. Ve fir ramdai. Ramda ne demek? Sıcak demek. Yani karanlıklarda, sıcaklıkta bineceğin bir bineğin, bir merkebin keşi olsaydı. Bakın. Fakile lehu, ona denildi ki lehu işterete himarın, keşke sen kendine bir himar, bir merkep alsaydın. Terkebu fizzelmai, karanlıkta ona binseydin. Ve firandai, sıcaklıkta ona binseydin. Kale dedi ki ma yesurruni, beni sevindirmez. Enne menzili ila cenbil mescidi. Benim, bırakın merkep, benim evim mescidin dibinde olması beni sevindirmiyor. Bu benim hoşuma gitmiyor. Evimin camiye yakın olması beni sevindirmiyor. İnni uridu, ben irade ediyorum ki en yektübelli memşaye ilel mescidi. Memşaye ne demek? Mesleri mimi, yürümek demek. Ben istiyorum ki camiye olan yürümem bana yazılsın. Ve rucu'i izâ racatu ile ehli, evime dönerken istiyorum ki o rucu'um bana ne olsun? Yazılsın. Yani giderken, gelirken o adımların bana yazılmasını istiyorum. Onun için evimin caminin dibinde olmasını istemiyorum. Onun için bir merkep de almıyorum. Ha, demek bu Allah'ın Resulü dönemindeydi.
Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü dedi ki, قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذَٰلِكَ كُلَّهُ قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ, Allah cem etmiş, toplamış, bir araya getirmiş, لَكَ senin için, ذَٰلِكَ bu senin söylediğin, كُلَّهُ bunu hepsini Allah senin için gerçekleştirmiş, yazmış. Tekrar ediyorum. وَعَدْ اُبَيْ اِبْنِ كَعْبْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْسَارِ Ensarilerden bir adam vardı. لَا عَلَمُ اَحَدًا اَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ Ondan, camiden daha uzak olan kimse yoktu. وَكَانَتْ لَا تُخْتِئُهُ صَلَاتٌ Hiçbir namaz onu geçmezdi. فَقِيلَ لَهُ Birileri tarafından ona denildi ki, لَوْ اِشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظَّلْمَاءِ Keşke bir himari satın alsaydın, karanlıkta binseydin. وَفِي رَمْدَاءِ Sıcaklıkta binseydin. قَالَ مَا يَسُرُّنِي Beni sevindirmez. اَنَّ مَنْزِلِي اِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ Benim menzilim mescidin cenbinde olması, bu beni sevindirmiyor. اِنِّي اُرِيدُ Ben irade ediyorum ki اَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَاءَ اِلَى الْمَسْجِدِ Ben irade ediyorum ki cami olan meşim, seyrim ve rucu'i zaracatu ile ehli ehlimden döndü, ehlime döndüğüm zaman o rucu'um bana ne olsun? Sevap olarak yazılsın. Onun için evim caminin dibinde olmasını arzu etmem. Bir binek alıp bineğe binmek de istemem. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Resulü orada hazırmış ve ona haber gitmiş. Muhakkak hazır. Çünkü diyor قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ لَكَ ذَٰلِكَ كُلَّهُ Bu senin söylediğin Yüce Allah hepsini sana ceme etmiş. Sana yazmış ve senin bu umduğunu gerçekleştirmiş. 1054. hadis, sizinkine göre 1056. hadis. وَاَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ Cabir bin Abdullah'dan rivayet edilmiş. خَلَتِ الْبِقَاءُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ خَلَتِ الْبِقَاءُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ Caminin etrafında buk'aller hali kaldı, yani boşluklar oluştu. فَاَرَادَ بَنُوا سَلِيمَ بَنُوا سَلِيمَ kabilesi camiden uzaktı. İrade ettiler ki اَنْ يَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ İrade ettiler ki caminin yakınlarına gelsinler. فَبَلَغَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Allah Resulüne bu haber gitti. Ben-i Selim'e caminin yakına yerleşmek istiyorlar. فَقَالَ لَهُمْ Allah Resulü onlara dedi ki اِنَّهُ بَلَغَنِي Bana ulaşmış اَنَّكُمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَنْتَقِلُ قُرْبَ الْمَسْجِدِ Bana haber gelmiş ki siz caminin yakınlığına intikal etmeyi irade ediyorsun, gelmeyi düşünüyorsun. قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Evet ya Resulullah, قَدْ اَرَدْنَا ذَٰلِكَ Biz bunu irade etmişiz, arzu etmişiz. فَقَالَ بَنِي سَلِيمَ Ey Beni Selime kabilesi, دِيَارَكُمْ Siz evlerinize lazım olun. Olduğunuz yerde kalın. Tukteb ahsarukum Ahsarlarınız ta ki size yazılsın. Oradan camiye gelirken ahsarlarınız murat, adımlarınız size ne olsun? Yazılsın. Diyarekum tekrar ettiği evlerinize lazım olun. Olduğunuz yerden ayrılmayın. Tukteb ahsarukum ta ki eserleriniz ne olsun? Size yazılsın. Fakalu onlar da dediler ma yesurruna bizi sevindirmiyor enna kunna tahavvelna yani biz mescidin yakına nakıl etmek biz olmadık onu tahavvül bizi ne etsin sevindirsin. Öyle değil mi? Niye? Çünkü biz bunu düşünemedik. Eğer caminin yakına gelseydik, o adımların sevabından mahrum olurdu. Onun için fakalu ma yesurruna bizi sevindirmiyor. Enna kunna tahavvelna.
tahavvül etmek, uzaktan camiye yakınından nakal olmak, bu bizi sevindirmiyor. Ravahu Müslimun ve raval Buhariyyu manahu. Buhari de bu hadisin elfazlarını değil ama aynı manaya rivayet etmiş. Cabir'den değil, min rivayeti Enes. Yani İmam Müslim Cabir'den bu şekilde rivayet etmiş. İmam Buhari Enes bin Malik'ten bu hadisin elfazlarını değil de manasını rivayet etmiş. Aynı hadis, mana itibariyle aynı hadis rivayet etmiş. Ve anca tekrar ediyorum. Ve anca Cabir'in radiyallahu anhu kal, خَلَتِ الْبِقَعُ بِقَعُ بُقْعَتُنُنْ جَمِدِرْ حَوْلَ الْمَسْجِدِ Cami etrafında فَرَادَ بَنُ سَلِمَا اَنْ يَنْتَقِلُ قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّهُ بَلَغَنِ اَنَّكُمْ تُرِيدُونَ اَنْ تَنْتَقِلُ قُرْبَ الْمَسْجِدِ Bana öyle haber gelmiş. قَالُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَدْ اَرَدْنَا ذَلِكَ Biz bunu irade etmişiz. فَقَالَ بَنِ سَلِمَا Orada harfinin de ya mahzuf. Ya beni selime diyarekum evlerinize lazım olun. Tukteb asarkum ta ki eserleriniz, adımlarınız yazılsın. Diyarekum memleketinize olduğunuz yere lazım olun. Ayrılmayın. Tukteb asarkum. Fakal ma yesurruna enna kunna tahavvelna. Tahavvül etmemiz bizi sevindirmiyor. Revahu muslimun. وَرَوَ الْبُخَارِيُّ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ اَنَيْسِ 1055. hadis. Sünki 1057. hadis. وَنَبِي مُوسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اَعْزَمَ النَّاسِ اَجْرًا فِي السَّلَاتِ Namaz konusunda ecir itibariyle insanların en büyüğü kimdir? Yani namaz itibariyle ecri en büyük çok olan insanlar kimlerdir? Eb'aduhum insanların en uzakı ileyha namaza memşel yürümek itibariyle namazdan yani namaz kılınan yerden en uzak kimse onun ecri büyüktür. Fe eb'aduhum onların en uzakı kimse onun ecri büyük. وَالَّذِي يَنْتَزِرُ السَّلَاةَ O kimse ki camide namazı intizar ediyor. حَتَّى يُسَلِّيَهَا Namaz kılıncaya kadar camide bekliyor. Diyelim vakit daha var, camide oturuyor, bekliyor. Niye? Namaz vakti girsin. Niye camide bekliyor? Namaz vakti girsin. حَتَّى يُسَلِّيَهَا مَعَلِ imamı İmamla beraber ta ki cemaatle namazını kılsın. Bu adam اَعْزَمُ اَجْرَ مِنَ الَّذِي يُسَلِّيهَا Bu adam ecir yönüyle daha büyüktür. Ecir daha büyük. Minelledi o kimseden ki yusalliha namazı kılıyor. Sümme yenamu. Sonra ne ediyor? Yatıyor. Yani erken namazını kılıp yatandan daha nedir? Ecir daha büyük. Biri camide bekliyor. İmam ne zaman namaz kılarsa ben onunla cemaatle kılayım diye bekliyor. Biri de namaz vakti giriyor. Namazını kılıyor, yatıyor. İkisi de yatsı kıldılar. Ama o diğeri camide ne etmiş? Uzun süre beklemiş. Bekleme süresince namazdaymış diye sevap yazılır. Tekrar ediyorum. Ve Ebi Musa radiyallahu anhu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne a'zemen nasi ecren ecr yönüyle insanların en büyüğü fissalati namaz konusunda. Bu fissalati ufa lam manasındadır. Yani li ecliha. Namazdan dolayı, namazın ecli için, ecli en büyük olan insan kimdir? اَبْعَدُهُمْ اِلَيْهَا مَشَنْ Meşi yönüyle, yürüme yönüyle namazdan en uzak olandır. فَاَبْعَدُهُمْ اَتُ تَسِّرْ En uzak olan. اَبْعَدُهُمْ اِلَيْهَا مَشَنْ فَاَبْعَدُهُمْ Bakın, uzak ve uzak. Bakın, biri 2 kilometre uzak. Biri 50 metre daha beri. Biri 50 metre ondan daha beri. Bu şekil. Eb'ad fel eb'ad. En eb'ad, ecri en büyük. Ondan sonra ikinci eb'adın ecri ikinci derecede. Üçüncü eb'adın ecri üçüncü derecede. Derecede büyüktür. Eb'aduhum ileyha meşyen fe eb'aduhum. Necati anladınız mı? Yani
Ebad fe ebad, ebad fe ebad. Yani en uzaktan tut, yakına doğru gel, ecir. En baştakine ecri ikinciden, ikincinin üçü, üçüncünün dördüncüden ecirleri daha nedir? Büyük. Vellezî o kimse ki yentezirü salâte hatta yusalliyaha mal imami. O kimse ki namazı bekliyor camide ta ki imamla beraber ne etsin? Kılsın. O kişi azamu ecren sevap yönüyle daha büyük. Minellezî yusalliha. O namaz ki vaktin evvelinde, namaz vaktin girer girmez hemen namazını kılmış. Tek başına kılmış. Sümeyyenamu ne etmiş? Sümeyyenamu yatmış. Bak, biri namazın geciktirdi, biri evvelul vaktinde kıldı. Ama geciktiren niye geciktirmiş? Cemaatla, imamla kılsın diye. Erken kılan niye? Evvelul vaktin faziletine ulaşmak için o da evvelul vakte kılmış. Hangisi daha iyi? Camide bekleyip imamla namaz kılan kişi evvelul vakte tek başına namazını kılan kişiden ecri daha büyük. Muttefakun aleyhi. 1056. hadis veya 1058. hadis. Ve an Bureyde radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Beşirul meşşâine fî zulmî fî zulemî ilel mesâcidi bi nûri tam yevmel kıyameti. Efendimiz ne diyor? Beşirû. Ne yapın? Sami müjdeleyin. El meşşâine fî zulemî. Karanlıkta camiye karanlıkta yürüyenleri müjdeleyin. Nereye yürüyorlar? İlel mesacidi. Karanlıkta camilere yürüyen kişileri müjdeleyin. Neyle? Bin nuri tam yevmel kıyamet. Kıyamet gününde tam nurla onları müjdeleyin. Yani siz bu dünyada karanlıkta camiye gidiyorsun. Bunun karşılığında kıyamette size büyük nur var. Bakın beşşirû müjdeleyin. Meşşâine yürüyenleri. Ne zaman yürüyorlar? Fî zulemî karanlıklarda. Zulem zulmetinin cemidir. Nereye yürüyorlar? İlel mesâcidi. Camilere yürüyorlar. Bunları müjdeleyin. Bin nûri tammî yevmel kıyameti. Kıyamet gününde nûri tamla müjdeleyin. Tam nurla ne yapın? Müjdeleyin. Yani kıyamet gününde bu karanlıkta camiye gitmelerinin karşılığında tam bir nur yüce Allah onlara verir. Şimdi hocam sabah namı sabah da olur, yatsı da olur. Gaye karanlıkta camilere cemaate gidenler demektir. Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi. 1057. hadis veya 1059. hadis. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله رسوله demiş. Ne demiş? ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا. O şey ki yüce Allah onunla hataları ne ediyor? Mahvediyor, siliyor. Ben sizi ona yönlendireyim. Ve yerfa'u bihi derecati. O şey ki Allah Zülcelal onunla dereceleri ne ediyor? Yüceltiyor. Onu size göstereyim. Kalu sahabeler dediler, ya Resulallah evet bize göster. Kale dedi, isbâhul vudu'i alel mekârihi. Mekârihler üzerine, meşakkatler üzerine tam abdest almaktır. Bu hataları siliyor. Bir, ikincisi ve kesretul huta ilel mesacidi. Camilere çok adım atmak, bu da günahları siliyor. İki, ve intizaru salati ba'de salati, bir namaz kılındıktan sonra ikinci namazı beklemek, bu da günahları siliyor. Fezalike, fezalike, fezalik bu, kim yapmıştı? Fezalikum, feza bu kum size diyorum, erribatum. Hadislerde bahsi geçen, övülen ribat işte budur. Ribat ibadete bağlı olmak. Daima ibadetle iç içe olmak, ibadete bağlı olmaktır. Bir vakit namaz kılıyor, ikinciyi bekliyor. İkinci kılıyor, üçü bekliyor. Üçü kılıyor, dörtü bekliyor. Dörtü kılıyor,
beşi bekliyor. Beşi bekliyor, tekrar biri bekliyor. Bu ona riba denilir. Yani ne demek? Daima ibadetle bağlı, lantilidir, işli dişlidir. Fezalikumur ribatu. İşte bu ribatı. Tekrar ediyorum. Ve an Ebi Hüreyre radiyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal Ela eddullukum ala ma yenhullahu bihi el hataya. O şey ki Allahu Zülcelal onunla hataları ne ediyor? Mahvediyor, siliyor. Onu size göstereyim, sizi ona yönlendireyim. Ve yerfe'u bihi derecati. Sadece günahları silmiyor Yüce Allah. Onunla günahları siliyor bir taraftan. Diğer taraftan onunla dereceleri yüceltiyor. Sizi öyle bir şeye yönlendireyim, öyle bir şeyi size göstereyim. Kalu sahabeler dediler. Bela ya Resulallah. Evet bize göster. Kale dedi. İsbâhul vudu'i alel mekârihi. Mekârih yani meşakkat, soğuk havalarda abdesti tam almaktır. Bu bir taraftan günahları siliyor, bir tarafta dereceleri yüceltiyor. Ve kesretul huta ile mesacidi bir de mesacidlere çok adım atmaktır. Bu da ne ediyor? Bir taraftan günahları siliyor, bir taraftan dereceleri yüceltiyor. Bir de vantizaru salati ba'da salati. Bir namazdan sonra ikinci namazı beklemek. Bu da dereceleri yüceltiyor, günahları siliyor. Fezalikumur ribatu. Bu intizaru salat ba'da salat nedir? İrtibattır, ribattır. Fezalikumur ribatu bu. Ribatır. Zalikumu fezabukumu. Size söylüyorum. Bu ribatır. Hadislerde geçen, övülen, takdir edilen ribat budur. Nedir? İbadete bağlı olmak. Daima ibadetle işli dişli olmak. İşte budur. Fezalikum intizaru salati ba'da salate götürürüz. Yahut da fezalike isbahul vudu. Kesretul huta intizaru salati ba'da salat. Bu üçü ribatı o şekilde de mana edebiliriz. Oldu mu olmadı? Zalike neye götürürüz? Bu üçe götürürüz. Biri derse üçe götürürsek, intizara götürürsek, intizar müfred, za da müfredimize gelir. Ama üçe nasıl götürürüz? Üç tane cemedir, za müfreddir. Biz diyoruz mazzukire, mezkur tevhiliyle. Üçünün mezkure tevhid ederiz. Mezkur nedir? Müfredi müzekkerdir. 1058. hadis. Sizinkine göre 1060. hadis. Ve an Ebi Sa'id-i Hudri'yi radiyallahu anhu ani Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Ebi Sa'id-i Hudri demiş. Ne demiş? İzâ ra'eytumur racule ya'tâdül mesâcide. Bir adamı görürseniz ki camileri kendine adet haline getirmiş. Camilere gitmek, cemaatle namaz kılmayı kendine adet edinmiş. Böyle bir adamı gördüğünüz vakit feşhedü lehu bil imani. Siz o adama imanla şehadet edin. Yani siz şehadet edin ki bu adamın neyi var? İmanı vardır. Bakın ve an Ebi Said el-Hudri radiyallahu anhu ani Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kal izâ ra'eytumur racule ya'tâdül mesâcide feşhedü lehu bil imani. Bir adam camileri kendi adet yapmışsa, camilere gitmeyi, camilerde cemaatle namaz kılmayı kendine adet ettiğini görürseniz, siz o adam için imaniyle ilgili şehadet edin. Yani imanlı olduğu, iman sahibi biri olduğuna şehadet edin. قال الله عز وجل bununla ilgili ayet getiriyor. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ ancak Allah'ın camilerini ne eder? Şenlendirir, imare eder. Men amene billahi vel yevmil ahiri. Allah'a iman eden ve kıyamet günü, Allah ve kıyamet gününe iman eden kişiler ancak camileri ne ederler? İmare ederler, yaparlar. Şimdi camileri imare etmek, şenlendirmek. Bu cami yapmak, divarını yapmak, bizim bildiğimiz cami yapmak da yapmayla da caminin imaresi gerçekleşiyor. Bir de camide ibadet yapmak. Sürekli camiye gidip ibadet yapmayla da imaretül cami olur.
İnnemâ ya'murû mesâcidallâhi. Ancak camileri imare eder, yapar, ibadet eder. Men âmenu billâhi ve'l-yevmil âhir. Siz de birini camiye gitmeyi adet ettiğini görürseniz, beş vakit namazını camide kılanı görürseniz, bu ayetin sırrınca ona ne edin? Ona şehadet edin. Neyle ilgili? İmanının varlığıyla ilgili. Ve Nebi Said'il Hudri radiyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال اِذَا رَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَشَّدُوا لَهُ بِالْا۪يمَانِ قال الله عز وجل انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر الايه رواه الترمذي وقال حديث حسن. Oldu. 190. baba geldik. Burada duralım, yeterli olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.